Yalı Çapkını her geçen bölümüyle heyecanları yükseltmeye devam ediyor. Evet biliyorum, bölümde geçen birçok şey kimseyi mutlu etmiyor. Ancak dizinin izlenme ve reyting toplamasının sırlarından biri de kesinlikle beklediğimiz Seyfer birlikteliğinin kolay bir şekilde gerçekleşmeyecek olması. Yani Seyran ve Ferit bu kadar kolay bir şekilde birlikte olsalar aslında izleyecek bir şey kalmaz. Yine de tabii ki eleştirilerimizi yapmaya devam edeceğiz. Öncelikle Seyran Yalı'ya neredeyse bir mal gibi satılarak geldi. Aynı şekilde Yalı'dan neredeyse bir mal gibi çıkarıldı. Halisa Seyran'a boşanma kağıdını imzalattığı sırada neredeyse parayı ve zenginliği gözden çıkararak bu kağıdı imzalayabilecek misin gibisinden laflar etti. Yani Seyran boşanmayı imzalamak istemese bile Halisa'nın bu ağır sözlerinden sonra aslında yapabileceği çok da fazla bir şey yoktu. Ancak Ferit Seyran'ın yaşadıklarının hala tam olarak farkında değil. Seyran babasının evinde kaldığı sırada ne kadar dayak yediğini bilmiyor. Tarık'la sözlenmesi için dayak yediğini de bilmiyor. Yani Seyran'ın çaresiz olduğunun farkında değil. Buna rağmen Ferit de Halisa'ya res çekemedi ve kendisi de boşanma kağıdını imzalayarak resmen Seyran'ı Tarık'a doğru itmiş oldu. Peki Kazım Ağa bu boşanma olayı karşısında ne yapacak? Biliyorsunuz ki Kazım Zerrin'le buluştuğu sırada Zerrin Seyran'ın boşanması halinde nafaka alabileceğini söyleyerek Kazım'ın aklına girmişti. Ancak Halisa'nın Seyran'a imzalattığı kağıtta Korhanlarla hiçbir şekilde alakası kalmadığını ve mal varlığından hiçbir şey verilmeyeceğine dair sözleşme maddeleri bulunuyor. Yani Seyran'ın gözünde zaten bu şekilde şeyler olmadığından dolayı çok rahat bir şekilde Halis'in karşısında dik durarak kağıdı imzalasa da Kazım Ağa Seyran'ın bu şekilde bir sözleşmeyle boşanmasına sinirlenerek muhtemelen Seyran'ın tekrardan üstüne gidecektir. Yani yeni bölümde Seyran'ın Kazım'dan bu yüzden şiddet gördüğünü izleyebiliriz. Peki fragmanda Tarık'ın odasına girdiği kadın kim? Öncelikle Tarık karakterine rol veren Baran Bölükbaşı dizinin kadrosuna konuk oyuncu olarak değil ana kadroda bulunan oyuncular arasında yer almaya başladı. Yani Tarık karakteri uzun bir süre dizide bizimle birlikte olacak. Bu yüzden Tarık karakterinin yapabileceği şeyler hakkında şu an çok fazla şey görmedik. Ancak Tarık'ın odasında gördüğümüz kadın muhtemelen eski karısı ya da sevdiği kadın. Yani Tarık bu kadınla her ne yaşamışsa kadın muhtemelen felç kalarak yatağa bağlı bir şekilde yaşamını sürdürüyor. Bu yüzden Tarık'ın ne kadar psikopat ve tehlikeli bir karakter olduğunu buradan da anlayabilirsiniz. Hatta geçen bölümde Bodrum'da tutulan kadın da muhtemelen bu kadını gördüğü için Bodrum'a kilitlendi. Zaten kapının arkasından lütfen beni bırakın kimseye bir şey söylemeyeceğim diyordu. Yani dediğim gibi çok büyük ihtimalle Tarık'ın yatalak eski karısını gören bu kadın Bodrum'a kilitlendi. Ve Seyran her ne kadar fragmanda şu an Tarık'ın yanında duruyormuş gibi gözükse de gerçekten Seyran için korkulu rüyalar tam olarak şu an başlıyor. Öncelikle fragmanda Seyran'la Ferit'i otoparkta gördüğümüz sırada Ferit'in burada Seyran'ı tekrar yüzüğü takmaya ikna etmeye çalıştığını görüyoruz. Ancak Seyran Ferit'in çabasına rağmen Ferit'in ısrarlarını tepki vermiyor. Seyran burada Ferit'i istemiyor olsa da aslında Tarık'la olmaktan da tabii ki de mutlu değil. Fakat Halisa'nın şu ana kadar kendisine ettiği hakaretler, boşanmaya zorlanması, Ferit'in evli olduğu halde sürekli başkalarıyla birlikte olması ve en son Seyran'a şiddet göstermeye kadar ileri giden hareketler Seyran'ı biraz daha intikamcı bir kişiliğe büründürdü gibi. Yani Seyran aslında Tarık'la olarak şu an kendisine bile acımıyor. Çünkü Tarık'ın tacizci olduğunun farkında. Yani buradaki olay Seyran'ın Ferit'e tokat yüzünden küserek tacizci bir adam da olması değil. Seyran o adamı da kabul etmiyor, etmeyecekti. Ferit'i sevdiği halde yaptığı yanlışlar yüzünden direnen Seyran, Tarık'ın karşısında çok daha fazla dik duracaktır. Peki Pelo ile Zerrin'in planı ne? Biliyorsunuz Zerrin İfakat'la işbirliğinde ve Seyran'ı Yalı'dan göndermeye başaran İfakat bu durumu Zerrin'e bildirerek yepyeni şeyler planlamaya başladı. Öncelikle çok daha önceki bölümlerde Ferit'in Pelo ile birlikte olduğunu gazetelere gönderen gazeteci Taylan şimdi Pelo ve Zerrin'le buluşarak çok daha farklı bir planın parçası olacak. Biliyorsunuz ki Seyran şu an Tarık'la birlikte ve evlendirilmeye çalışılıyor. Zerrin ise Taylan'a Seyran hakkında yepyeni bir haber sunacağını söyleyerek onu da kendi planı içine dahil edecek. Zerrin muhtemelen Taylan'a Ferit'in zaten Pelo'yu sevdiğini, Seyran'la zorla evlendirildiğini, hatta Seyran'ın Ferit'le parası için birlikte olduğunu ve Kazım Ağa'ya verilen malların dökümünü çıkararak bunları Taylan'a sunacak. Aynı zamanda Seyran'ın Ferit'i Tarık'la aldattığını, bu yüzden boşanma aşamasında olduklarını, hatta bulunduğu yerleri de söyleyerek Taylan'ın Seyran'la Tarık'ı birlikte yakalamasını sağlayacak. Yani bu şekilde Seyran'a çok büyük bir iftira atılmış olacak. Hatta Zerrin hatırlarsanız bu bölümde Pelin'e Ferit'in seni sevmesi önemli değil. Seni sevdiğini düşünmesi önemli. Etrafındaki herkes buna inanırsa Ferit de buna inanır demişti.
Yani bu haberle birlikte Ferit ve Pelo'nun birlikte olma yolu da açılmış olacak. Zaten Seyran'ın otoparkta Ferit'i terslemesi de Ferit'in tekrardan hata yapmasına sebep olacak. Bunu kendisi de bundan sonra acılar içinde kalacaksın diyerek söylüyor zaten. Yani Ferit açıkça Pelo ile birlikte olacağını söylemiş oldu. Ancak yine de içiniz rahat olsun. Sezon finaline kadar İfakat ve Zerrin'in yaptığı planlar mutlaka suya düşecek ve her şeyin doğrusu anlaşılacak. Evet dostlar, bu bölüm hakkında konuşacak çok şey var. Bu yüzden yeni videolar ve teoriler paylaşmaya devam edeceğim. Mutlaka sizler de kendi yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı unutmayın. Umarım video beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.